İnsan koçu uzun yıllar Amerika'da yaşamış ve bize aslında farkındalığımızı artıracak çok özel önerilerle gelecek. Murat Talman'ı davet ediyoruz ortamı hocamı. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet size nasılsınız? Hiç görünüyorsunuz maşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Murat, önce size şunu sorayım. Gerçekten yıldızlar çok fit görünüyor Amerika'da. Üstelik de bu ekran 10 kilo fazla gösteriyor dediğimiz halde. Siz kimlerle çalıştınız orada? Ben televizyon oyuncuları olsun, sinema dizi oyuncuları, program yapımcıları, modeller gibi ünlü simaların yanı sıra ben sağlıksal hedefleri olan insanlarla da, yani bir insülin, kolesterol tarzı, kalp rahatsızlığı tarzı problemleri olup da doktor tarafından sağlıklı yaşama mecbur bırakılan kesimle de çalıştım. Çok geniş yelpaze, gerek sağlıksal sebeplerden, gerek fiziksel sebeplerden bu yaşama girmek isteyen insanlara koçluk yaptım 12 sene boyunca. Peki, pardon Zahir'im, şunu soracağım hemen. Şimdi birazdan bu işin detaylarını konuşacağız ama mesela orada yaşam koçu deyince ve sağlıklı yaşam koçu deyince bir kişiyi de, diyelim ki sizin geldi, sizle çalışmaya başladı. Evet. Neler yapıyorsunuz o kişiyle beraber? Şimdi önce bir doktor bir check-up'a hemen muhakkak kan tahlilleri yapılıyor. Kalple alakalı testler yaptırtıyorum. Bunun akabinde hemen onun hedefine uygun olacak bir beslenme planı hazırlıyorum ki gramı gramına hangi öğünü saat kaçta yiyeceğine kadar, saat kaçta kalkıp hangi egzersizi ne tarz tekniklerle yapacağına kadar detaylı bir şekilde veriyorum ve bunu ona uygulattırıyorum. Yemeklerini bile yeri geldiği zaman kendim yaptırtıp ona veriyorum. Tek yapması gereken yemek oluyor eğer onu da yapamıyorsa. Ve bunun haricinde egzersizlerinde birlikte oluyorum motivatör amaçlı ve onun amacına gün be gün ulaştırıyoruz. Peki şimdi şöyle bir bakıyorum, şöyle bir yan döner misiniz? Maşallah mı denir artık, ne bileyim, bir hayli gelişmiş kaslarınız var. Teşekkür ederim. Siz kaç saat çalışıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben 12 çok hareket etmeyin şöyle bir görelim biz. Ben 10-12 sene aşkın bir şekilde rutin yaşam tarzındır bu. Her gün kesin bir saatimi spor salonunda ayırırım. Yarım saat 45 dakikayı ağırlık egzersizlerine, yani en az 20 dakikayı da kardiyo egzersizlerine. Şuradan triceps kasından burada kaslara kadar oynuyor. Peki bizim şimdi amacımız böyle kaslara sahip olmak. Olanlar vardır ama hani en azından bizim değil. Biz de sağlıklı yaşamak. Tabii ki de. Vücudumuzu doğru şekilde kilo verdirmek, aynı zamanda diğer problemlerimiz, yani kesinlikle, kalbimiz, menopozumuz, şeker hastalığımız varsa bunlarla da sorun yaşamamak istiyoruz. Evet. Peki, o halde sizi buraya sizi barkoya alalım. Peki. Evet. Şimdi dikkat demişsiniz. Dikkat. Neye dikkat? Buralara dikkat diyorum. Çünkü Türkiye'ye döndüğüm süre zarfından beri bu tarz şeyler çok gözüme çarpıyor. Benim inanışlarımda bölgesel kilo kaybı diye bir şey yoktur. Yani bir ayda iki beden incelin falan gibi şeyler duyuyorsunuz ya. Öyle bir şey olması bilimsel olarak yanlış. Çünkü beyin sizin yağlarınızın nereye depolanacağına karar verir. Ve kimisinde atıyorum bu bölgelerde depolarken kimisinde bu bölgelerde depolar. Ve yağ yakımı da başladığı kimisinin kalçasına birikirken kimisinin beline birikir. Aynen öyle. Ki burada geçen haftalarda duyduğum çok komik bir terim benim aklıma. Buraya da yazdım onu. Elma armut şekli fizikler demişler. Hani elma şekli fizikler, armut şekli. Esasında bu tarz şekil vermeye bile gerek yok. Çünkü yağ beyin nereye isterse oraya depoluyor. Ve siz vücut yağ oranınız artar. Sorumsuz beslendiğiniz zaman, spordan uzak durduğunuz zaman ve yağ oranınızı düşürmek için de düzenli aktivitelerinizi yapıp düzenli sistemli beslendiğiniz zaman beyin nereden gideceğine kendi karar verir. Yani belki sizin buradaki yağlarınız en son gidecek olan yağlar. Onu bilemiyorsunuz. O yüzden buna buraya ben dikkat çekmek istedim. Aç kalarak kilo kaybı. Zaten önceki zamanlarda bahsedildi, kalorik kesimi yapıldığı zaman vücudu asla kırmızı alarm verilmeyecek şekilde bir kalori, yani her öğünde denildiği gibi çorba değil, yani burada neyin nerelerden geldiği çok önemli, kalorilerin nereden geldiği çok önemli. Mucizevi ve sihirli ilaçlar ya da meyveler, her meyve ya da sebze kesinlikle önemli, ben de bahsedeceğim önemlerini, ama bunu yiyin, zayıflayın. İnanmayın. Ben çok görüyorum. Benim evde de kendi ailem böyle kase kase üzüm yararlıymış yiyelim. Hayır, yani hani bir kase üzüm sağlığımız için yararlı maddeleri içeriyor ama kesinlikle sadece onu yiyerek mucize bir şekilde aynen zayıflayamayız. Aynen. Yani günlük yaşantınızda devam ama üzüm yararlı ya da nar yararlı, evde hadi bir kase nar yiyelim ya da üzüm yiyelim. Bu dikkatten kastım benim bunlar. Bende bu taşlar yok. Şimdi bunu geçebiliriz bir sonraki slaydımıza.
Evet, sağlıklı kilo kaybı eşittir yağ yakımı. Bu çok önemli. Çünkü siz kiloyu kaybettiğiniz zaman kastan da gidebilir bu kilo. Yağdan da gidebilir. Kastan gidildiği zaman bilin ki vücudun iç mekanizması, motoru denilen metabolizmanız düşer. Çünkü her zaman kaslı bir vücudun metabolik ritmi yüksek olur. Yani 75 kiloda iki birey duruyorsa yan yana, birinde %5 yağ oranı varsa, birinde %10 yağ oranı varsa, %5 yağ oranlı insanda daha çok kas olduğu için o daha fazla besinle beslenme hakkı kazanır. Aynı kiloda olmalarına rağmen. Bu yüzden görüntüleri sağlık... de farklı olabilir herhalde. Kesinlikle. O yüzden... Aynı kiloda olsalar. Aynen öyle. O yüzden sağlıklı kilo kaybı eşittir yağ yakımı. Bu da bu zincirin halkalarını şunlar oluşturuyor. Düzenli ve sistemli beslenme. Bundan kastım saat kaçta, neyi, ne kadar yiyeceğiniz. Oranlar çok önemli. Düzenli su tüketimi. Su dünyanın en natürel yağ yakan içeceğidir ve kalorisiz bir içecektir. Su yağ yakar mı? Kesinlikle yağ yakar. Onun da hilesini söyleyeceğim birazdan sıra geldiği zaman. Soğuk suyu tükettiğiniz zaman böyle bir hile uyguluyorsunuz vücuda. Çünkü vücudun içerisinde bulunan sıcak suya getirebilmek için o soğuk suyu ekstra bir efor sarf eder metabolizmamız. Birazcık daha yükselir. Bunu söylemiş olduk. Yani biz sadece soğuk su tüketerek bile vücudumuzun biraz daha efor sarf oturduğunuz yerden sağlıyoruz. Oturduğunuz yerden metabolik ritminizi daha yükseltmiş oluyorsunuz. Yani koyun bir sıcak suyla soğuk suyu. Önce sıcak suyu için, ondan sonra soğuk suyu sonuna kadar için ve elinizi kalbinize koyun. Ne kadar hızlı attığını göreceksiniz zaten soğuk suyu içtikten sonra. Bir de böyle şöyle bir efekt de olur da gibi bir şey olur. Onu size veren işte o suyun içinizde bulunan sudaki aradaki derece farkı ve oraya ayarlamak için vücut ekstra bir efor sarf ediyor. Doğal besin destekleri bu ihtiyaca göre. Bu zorunlu olan bir şey değil. Düzenli ve sistemli egzersiz, aerobik ve anaerobik. Yani aerobik egzersizlerden bahsederken yürüyüş, jogging, bisiklete binmek, yüzmek. Yani kalp ritmini yağ yakma aralığına getireceğimiz, yani kalp maksimum atışının %60'ını kullanabileceğimiz ve bunu uzun bir periyotta, 30 dakika, 60 dakika gibi bir süreç içerisinde günlük yapabileceğimiz egzersiz çeşitlerine deniyor. Bunu niye yapıyoruz? Oturduğumuz yerden kalori yakma metodlarını uyguladığımız gibi bu da egzersizlerle, aktivitelerle o yağ yakımına yardımda bulunmak, destekte bulunmak. Ve günlük düzenli kas grupları egzersizlerinden de kastım, her kas grubunu biz çalıştırırsak onları yorarız, parçalarız ve bunları beslemek için daha çok besinle beslenmeye ihtiyacımız var. Yani diyetteyken bile ya da kilo kaybındayken bile daha fazla yemek yiyebiliyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey kaslarınız. Kesinlikle. Yani düzenli kas grubu egzersizleri yaptığımız müddetçe hem daha fazla yemekle beslenebiliyoruz, hem de şu Türkiye'de çok meşhur olan şu fıtık tarzı şeylerden arınmış oluyoruz. Çünkü fıtık bugün neden geliyor? Mide ablerin, yani karın kaslarının kuvvetsiz olduğundan. Sizin günlük yapacağınız 10 dakikanızı ayıracağınız karın kasları çalışmasından dolayı fıtığınızı ileriki yaşlarda önleyebilirsiniz. Ya da yapacağınız atıyorum düşük bel egzersizleri olsun, evinizde bile yapabileceğiniz. Ya da kalça, ön bacak, kol, omuz, bütün kas bölgelerini çalıştırmanız gerekiyor. Çünkü bunlar eğer çalışmazsa ileride çok büyük sorunlara da yol açıyor. Peki bunları çalıştırıp ileride bırakınca ne oluyor? Bunları çalıştırıp ileride bırakınca doğal olarak bu kadar çok besinle beslenemeyecek olursunuz. Enerjinizi düşürmemesi. Aynen öyle. Bu sefer kalori miktarınızı birazcık da düşürmüş olmak zorundasınız sadece. Düzenli doktor kontrolü, check-up en önemli şeylerden biri. Her 4-6 ayda bir. Bakın mesela benim ilgilendiğim müşterilerden biri insülin enjektesi olmak zorundaydı. Type 2 diyabet hastasıydı. Türkiye'ye döndüğüm zaman ilgilendim. 4 ay boyunca birlikte çalıştık. Şu anda insülin iğnesinden kurtuldu. Bu büyük bir şey. Ve çok mutluluk verici bir şey. Aynı şekilde 75 yaşında iki torun anneannesi bir bayanla ben çalıştım. Ve ona sadece beslenme stratejilerimi uyguladı benim. Ve evinde yapabileceği küçük bir bisiklet verdim ona. Televizyonun önünde al bunu çevir dedim dışarı çıkıp yürüyemiyorsa. Ve gittim kontrol ettim sürekli. Ve ilk defa 20 sene sonra doktoru kolesterol hapını kesti. bu güzel bir şey yani. Çünkü dengeye girdi. Kötü kolesterol düştü. LDL. HDL, HDL, iyi kolesterolü yükseldi beslenmesinden dolayı. Sadece televizyonda dolayı seyrederken bizi bisiklet çevirdiği için. Aynen öyle. Aslında biz o bisikletlerden görüyorum ben. Ne yazık ki böyle balkonlarda kenarlara atılmış, askılık olarak kullanılan. Alıp onları böyle değerlendirebiliriz aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Burası çok önemli. Düzenli ve sistemli beslenmede şurada bir şömine resmi koydum. Çünkü herkesin anlayacağı dilden bir şekilde anlatmak istedim bunu. Metabolizmanın önemi. Metabolizmanın önemi aynen şöyle bir şömineye benziyor. Şöminenin içinde bir ateş yanıyor düşünün. Ve bu yanan ateşi siz büyük bir kütük attınız içeriye. Hem ateşi söndürmüş olursunuz hem de kütük attığınız şekilde kalır şöminenin içinde. Bir de şöyle bir örnek alın. Ateş yanıyor. Siz 4-5 tane orta boy kesilmiş tahta parçası attınız. Ateşi alevlendirirsiniz. Metabolik ritim yükseldi.
Ateş ondan sonra birazcık sönmeye başlar, bir iki saat sonra. Tekrardan aynı şekilde odunları atacaksınız, tekrardan alevlenecek. Ateş tekrardan düşecek, tekrardan böyle yapacaksınız. İçeriye attığınız her orta boy odun, her 2-3 saatte yiyeceğiniz öğünü temsil ediyor. İçeride yanan ateş ise metabolizmanızı, yani sizin içerinizdeki motoru, sizin kilo vermenizi sağlayacak olan mekanizmayı temsil ediyor. Ve burada bunun üzerine ispirto da dökebilirsiniz siz alevlendirmek için. İşte o da birazdan bahsedeceğim sağlıklı yağlardan bahsetmiş oluyorum. O ispirto da sağlıklı yağdır. Çünkü bunlar metabolik ritmi çok yükselten şeylere sahiptir. Şeker yiyorsak, yani tatlı çok yiyorsak. Şimdi geleceğim oraya. O tek korkulacak nokta orası zaten. Korkulması gereken yer. Proteinlerin önemi. Proteinlerin çok enteresan şey, saç, deri, tırnak, kas dokusu, bütün bu hücreler proteinlerden, amino asitlerden oluşmaktadır. Ve proteinlerin vücutta bir depolama ünitesi yoktur. Bizi genç ve sağlıklı gösteren aslında vücudumuzdaki proteinler değil mi? Çünkü yani o kas yapımız ve cildimiz ve her şeyimiz bizi genç gösteren. Tırnaklarımızdan dişimize, kas dokumuzdan derimize, her şey proteinlerden oluşmakta. Ve biz bu yapı taşlarını sistemli olarak her öğün vücuda yüklemezsek vücut kendini geliştiremez, bakamaz, onaramaz. Kaldı ki ben egzersizlerden bahsediyorum, kasları yoracağız. Daha da proteine ihtiyacımız olacak. Neticede protein hem vücutta deposu bulunmamasından dolayı hem de termojenik efektinden dolayı, yani ısı enerjisi. Bakın bu çok önemli. Az önce soğuk su, oturduğun yerden bir vücuda hile. Proteinde başka bir hile. Bugün protein, yağ ve karbonhidratlar arasında en yüksek vücut ısısını yükselten şey proteinler. 100 kalorilik bir protein gıdası yediğiniz zaman siz bunun 25 kalorisi otomatik olarak harcanır, enerjiye dönüşür otomatik olarak. Yani siz gün içerisinde yaklaşık 100 kalori örneğini bir öğünde yediniz, bayansınız 5 öğün yiyorsunuz, 500 kalori aldınız sırf proteinlerden. Bunun %25-30'u otomatik olarak ısı enerjisine gidiyor. Oturduğunuz yerden yağ yakıyorsunuz, kalori harcıyorsunuz, soğuk su içiyorsunuz, 2 tane oturduğunuz yerden kilo yakma hilesi size. Bunları vücuda bu şekilde triklerle kandırmamız gerekiyor oturduğumuz yerden. Tekrardan bunu şu anda geçebiliriz slaydımızı, proteinlerle alakalı. Vücutta yağ depolamadan sorumlu tek bir hormon vardır. O da insülin. İnsülini de aktive eden tek şey karbonhidrat sindirimidir. Bitmiştir. Yani karbonhidrat yediğiniz zaman vücut karbonhidratları ayrıştırır, şekere döndürür. İnsülin pankreastan çıkar ve bu kan şekeri, yükselen kan şekerini alır, hücrelere dağıtır. Beyin hücreleri, kas hücreleri ve bu hücreler dolduğu zaman, tıpkı benzin dolduruyormuşsunuz gibi aranıza, benzin nasıl depodan taşar aşırı doldurduğunuz zaman, işte bu ekstra olan şeyi de yağlara, yağ depoları olarak kullanabildiği eklenir. Kadar kullanamadığı devamlı yağ olarak depolar. O yüzden bilmemiz gereken şey insülini kontrol altına almamız gerekiyor. Yağlara gelindiği zaman ise yağlar sabıkalıdır. Çünkü kalp kriziyle, damar tıkanıklıklarıyla şey yaparlar, bağıştırırlar yağları. Ama esasında bu tarz yağlar sadece hayvansal gıdalar, margarinler, yani doymuş yağlar dediğimiz patates cipsleri, kızartmalar tarzı şeyler ve kalp krizi riski, damar tıkanıklığı, kan katılaşması bunlar neden oluyorlar. Hani yağlar ispirtoydu? Hani odun ateşi, o çok hoşuma gitti. O bir sonraki yağlar. Şimdi ona geliyoruz. Öteki yağ kategorisinde. İyi yağlar, oraya kötü yağlar. Doymuş yağlar, doymamış yağlar. Bakın çok güzel bir örnek vereceğim. Bu sabıkalı yağlar dediğim yağları, bir bardak su ve kalın bir kamış düşünün, pipet. Ve o suyu onunla çektiğinizi düşünün. Son derece rahat rahat içersiniz. Ama öteki bardakta da kalın bir milkshake olduğunu düşünün. Ve onu da dar bir pipetle çekiyorsunuz. Çekemezsiniz, çok zor gelir. İşte hem damar tıkanıp hem de o damarın içinden o kalınlaşmış kan gitmeye çalışırsa kalbin eforunu siz düşünün. İşte kalp yani yağlar arttıkça kanın akıcılığı azalacak, katılaşacak ve damar içinde geçiş zorlaşıyor. Aynen öyle. Duvarları tıkamaya yol açıyor sabıkalı yağları çok tükettiğimiz zaman. Ama bizim hayatımızı kurtaracak olan yağlar, yani doymamış yağlar. Çoklu ve tekli doymamış yağlar, yani sağlıklı yağlar. Bunlar iki kategoride mecburi alınması gereken yağlar. Yani omega 3'ler ve 6'lar. Niye mecburi alınması gerekiyor? Çünkü bunlar da her hücreyi oluşturuyor. Bunlar da hücrenin zarını oluşturan şeyler. Bu da yapı taşı. Bunları da vücuda kesinlikle her öğünde düzgün bir şekilde vermemiz gerekiyor. Yani omega 3 kaynağı derken burada benim mesela kastedeceğim şey soğuk su balıkları. Somon balığı olabilir. Keten tohumu yağı olabilir. Omega 3 yumurtaları çıktı Amerika'da, Türkiye'de de var artık. Peki çok güzel bunları anlattınız ama bu o kadar çok bilgi verdiniz ki biraz bunlar yoğun oldu. Bence sizin bir tarifiniz vardı. Siz Zahide ile mutfakta bir tarif yaparsanız belki çok daha demonstratif olacak. Aytuğ, burada çok güzel şeyler var. Çok da sağlıklı görünüyor.